Bakın o kadar dava açtılar, o kadar dava açtılar. Hatırlayın. Açtılar mı davaları? Peki niye bir tane adam suçlu bulunmadı? Ya bir kişi, bir kişi, ya bir kişi hapse girer değil mi? Sonra ne dediler hatırlayın? Söylediklerimiz hukuki değildi, siyasiydi. Yani şimdi şurada ben birisine siyaseten hırsız diyeceğim. La böyle bir şey denir mi birine? Denmez. Ya da birisi bana gelecek yüzüme hırsız dedim ama siyaseten dedim. Hadi orada. Hadi orada. Bakın. Bakın bu olmaz. Bu ahlak dışı bir durum. Bu ahlak dışı bir durum. Bunlar ne istiyor biliyor musun? Bunlar şunu istiyor. Yani biz siyaseten hırsız diyelim. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Her vatandaşa terörist de. Her vatandaşa hırsız de. Ya benim bir vatandaşıma bile böyle bir yaftalamak yakışır mı? Diyebilir misin bir insana böyle bir şey? Sen bunu niye yapıyorsun? Seçimi kazanmak için. Seçimi kazanmak için ben bir Allah'ın kulunun bile bile, bakın bile bile yalanla, iftirayla kalbini kıracak olsam siyaseti bırakırım ya. Siyaseti bırakırım. Yalanla, iftirayla. Siyaseti, bak siyaseti, partizanlığı en başa koyan akla ben karşıyım kardeşim. Kul hakkı yiyene karşıyım ben, kul hakkı yiyene. Kul hakkı yediler. Şimdi görüyorum ki bu kul hakkı yeme işi, bu kaset işi, kumpas işi bunlarda huy olmuş. Çünkü bu seçim gündeminde de şimdi de iftiralara başladılar. Farkında mısınız? Sabahtan akşama kadar. Kumpaslar. Hem de mübarek Ramazan ayında. Yine devam ediyor. Bundan 4,5 yıl önce il binasının satın alma olayını sanki dün olmuş gibi, bakın bunlar bu kadar sinsi, bunlar bu kadar sinsi. 4,5 yıl önce olmuş olayı sanki dün olmuş gibi çevirip duruyorlar. Sanki çok gizli bir konuymuş gibi millete yutturmaya çalışıyorlar. Ya satanın ifadesi orada. Alanın ifadesi belli. Zaten millet de sizin bu palavralarınıza hiç yüz vermedi. Vermeyecek. O yüzden kıvır kıvır kıvranıyorlar. Hiç devletin en başına yakışır mı bunları göstermek etmek? Yahu zaten talimatlarınızla 5 yıldır, bakın 5 yıldır İBB'nin bir kapısından müfettişler giriyor, öbüründen çıkıyor. Öbüründen çıkarken öbür tarafından giriyor, oradan çıkıyor. Ya didik didik ettiniz. Ekrem İmamoğlu'nda bir şey bulamadınız. Biz 5 yıldır denetlediğiniz bir belediyeyiz. 5 yıldır hiçbir şey bulamadınız. Kara leke bakın, kara leke olur bizde olmaz bizde. Bakın bizde leke olmaz. Onun için size söyleyeyim. Bunlar yalanlarında boğulacak. Yalanlarında boğulacak bunlar. Onlar bir de neyi kapatıyorlar şimdi aklı sıra biliyor musunuz? Benim emekli annem perişanmış. Emekli ağabeyim perişanmış. Kimin umrunda? Bunu umursamıyorlar. 11 ay önce seçimde mülakat kalkacak dediler mi? Hani 11 ay söz verdin yapmadın. Umrunda değil. Bakın mülakatı kaldırmak öyle Cumhurbaşkanlığına biz dosya yolluyoruz da imzalanmıyor ya. Öyle bir şey de değil yani. Mülakat kaldırmak, talimat verdin mi kalkıyor. Mülakatı kaldırdın diyeceksin, kalkacak. En kolay işi. Niye demiyorsun? Niye demiyorsun? Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar işlerini imal etmişler, üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Bakın çok söze gerek yok.
Sadece şunu söylüyorum. Sözünü tutmamanın, bakın sözünü tutmamanın o ağırlığı altında eziliyorlar. Şimdi mülakatı kaldırsa ne olacak? Bu milletin çocukları alın teriyle hak ettikleri makama gelecek mi? Onu engellemek için kaldırmıyorlar. Ondan korkuyorlar. Ama Atatürk'e ağız dolusu hakaret eden kişinin bütün sülalesi kurumlarda ya müdür ya daire başkanı ya milletvekili. Öyle değil mi? Allah aşkına, Allah aşkına bu milletin geçim derdi almış başını gitmiş. Bunların televizyonları var biliyorsunuz değil mi? Kaç tanesi hayat pahalılığının haberini yapıyor? Kaç tanesi? Milletine bu kadar yabancılaşmış bir medya yeryüzünde var mı? Hani basın milletin sesidir. Bunların kendi basınları var ya, kendi basınları. Milletin sesi değil, milleti kandırma makinesi. Bakın millet ekonomi kötü diyor, feryat ediyor. Bunlar havanda su dövüyor. Talimat geliyor, sakın ekonomiyi, hayat pahalılığını demeyin. Siz televizyonlarda boş muhabbetler yapın. Bunların millete faydası yok, onu söyleyeyim. Bakın size de hiç yok. Dün dünyanın en önemli haber ajanslarından birisi Türkiye'de medyanın güvenilirlik raporunu yayınladı. Bahsedeyim mi size? En güvenilmez 4 yayın kuruluşundan 3'ünü sıralayayım mı? A Haber, Sabah, ATV.